Bugün sizlere yoğurdu tel şehriye çorbası yapacağım. Bunun için ilk önce çorbamızın terbiyesi için 2 su bardağı, klasik su bardağı yoğurt aldım kabıma. 1 adet yumurta sarısı ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar güzelce çırpıyorum. Çorbamızın terbiyesi hazır. Tenceremi ocağımın üstüne aldım. Tenceremin içerisine bir dolu yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Bir klasik çay bardağı tel şehriye ilave ediyorum. Ve güzelce kavuruyorum. Kavrulmaya başlayan tel şehriyelerin üzerine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unumla da yine kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan unumun üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Çorba kaynadı. Çorbamın yapılmasına başlamadan önce hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine çorbanın suyundan dikkatli bir şekilde ekliyorum. Ve hızlı bir şekilde yine çırpıyorum. Hızlı bir şekilde çırpıyorum. Terbiyesini kontrol ediyorum. Şu an ılık durumda. Ama bir kepçe daha koyayım ki kesinlesini önlesin. Çorbamı sürekli karıştırarak terbiyemi yavaşça ilave ediyorum. Bu aşamada sürekli karıştırıyorum. Başından ayrılmıyorum. Çorbamı sürekli karıştırarak kaynattım. 10 dakika kendi halinde kaynamaya bırakıyorum. Çorbam kaynadı. Hiçbir şekilde kesilme yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Çok güzel kokuyor. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu en son ilave ediyorum ki kesilme olmasın. Tuzu önce ilave ederseniz kesilmeyi oluşturabilir. Şöyle bir karıştırıyorum. Çorbam hazır. Sıcak olarak servis ediyorum. Çorbama ekleyeceğim tereyağı sosu için tavama 1 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Çok az sıvı yağ alıyorum. Tereyağımı güzelce eritiyorum. Tereyağım eridi. Gördüğünüz gibi fokurduyor da. 1 yemek kaşığı nane ve 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla yapmayacağım. Çorbamızın sosu hazır. Hazırlamış olduğum sosumu çorbama ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İnanılmaz kokuyor. Çorbam servise hazır. Çorbamı servis ediyorum.
Son olarak üzerine pul biber gezdiriyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.